bünyesinde saklı. Cumhur İttifakı millet aklı. 24 Haziran'da yapılacak olan erken seçim startının verilmesinin ardından adaylarını da erkenden belirleyen Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayları saha çalışmalarını başarıyla sürdürüyorlar. Ben inşallah milletvekilliği seçimlerinde oyunu i̇nşallah. İstiyorum. İnşallah. İki tane oy kullanacağız. Birini Cumhur İttifakı'na, Sayın Cumhurbaşkanımıza. Tamam. Ama milletvekilliğinde de kızına ver desteğini. İnşallah. Üç ilere. Söz ver, söz. Sağ olasın. Kahramanmaraş'ta seçmenle bir araya gelen ve ülkenin geleceğine ümit vaat eden MHP'li milletvekili adaylardan Zuhal Karakoç Dora birçok ilçede günlerce seçim çalışması yaptı. Gittiği her yerde vatandaşlarla sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştiren milletvekili adayına vatandaşların ilgisi oldukça yoğun oldu. Vatan bunlara emanet, konuşmaya ne hacet? Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür o emanet Allah'ın izniyle bizlerde. Allah yolunuzu bahtınızı açık eylesin. Amin. Yolunuz açık olsun. Sizlerin vekaletiyle o emanet bizde inşallah. Biz size güveniyoruz. Çok sağ olun. Partisi tarafından Kahramanmaraş 2. sıra milletvekili adayı gösterilen Zuhal Karakoç Dora seçim çalışmalarını sosyete pazarını ziyaret ederek sürdürdü. Ben kadın olarak bu Maraş'ın siyasetine bir kadın eli değsin istiyorum. İnşallah. Kadın gözüyle bakabilelim istiyorum. İnşallah. Ve sizlerin desteğini istiyorum. Aynen. İnşallah. 24 Haziran'da yapılacak olan seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayı Zuhal Karakoç Dora, sosyete pazarında kadınlarla bir araya gelerek onların istek ve problemlerini dinledi. Ben mesela şunu merak ediyorum. Direkt hanımefendi oyumuz size dedi. Neden? Evet. Hakkaniyet. Evet. Hakkaniyet mücadelesinden Milliyetçi Hareket Partisi hiçbir zaman vazgeçmedi. Hiçbir zaman da vazgeçmeyecek. Planlı ve programlı yürütülen seçim çalışmalarını şehir merkezine kaydıran Karakoç Dora, Aksu Haber'e yaptığı açıklamada seçim çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Güzel bir ziyaret oldu. Halkımızla bir araya geldik. Esnafımızla bir araya geldik. Sorunlarını dinledik. Esnafımızdan genel olarak özellikle enflasyondan ve döviz kurundan kaynaklı şikayetleri dinledik. Ben de kendilerine bu ülkenin bütünlüğü bölünmezliği için Milliyetçi Hareket Partisi'nin duruşunu ve taahhütlerini anlattım. Sayın liderimiz Devlet Bahçeli'nin de söylediği gibi bu ülke dolarla kurulmadı ki dolarla yıkılsın. Allah'ın izniyle bu günleri de geride bırakacağız fakat milli birlik ve beraberlik içerisinde. Güçlü bir MHP mecliste ne kadar kendini gösterirse, ne kadar var olursa bu günleri geride bırakmamız da o kadar Allah'ın izniyle kolay olacak. Halkımızdan dinlediğimiz sorunlar genellikle borçlar konusunda, faizler konusunda. Biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi seçim beyannamesinde bu konunun da özellikle altını çizdi. Özellikle faiz mağduru, kredi kartı borcu mağduru insanlarımıza bu konuda gerekli düzenlemeyi yaparak dertlerine derman olacağız. Elbette ki bunlarla da sınırlı değil. Özellikle esnafımızın, küçük esnafımızın AVM'lerle birlikte çok fazla yıprandığının farkındayız. Bunun içinde taahhüdümüz var. AVM yasasını yeniden düzenleyerek esnafımızı koruyacağımıza söz verdik. Milliyetçi Hareket Partisi bugüne kadar verdiği sözlerin hepsinin arkasında oldu. Bugünden sonra da olacak inşallah.